Bursaspor'umuz Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda pazar günü evinde Ahmet Sportif faaliyetlerle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Özdüce tesislerinde teknik direktörümüz Hamza Hamzoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Eskişehirspor maçında forma giyen oyuncularımız antrenmanı salonda ve havuzda tamamladı. Takımımız yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Özdüce tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Ben de İzmit'ten geldim. Sponsorlardan. Evet. Öyle mi? Memnun olduk. Antrenman öncesi Spor Türkiye Medya ekibi yılın spor adamlarını belirlediği 14. Uluslararası Türkiye Spor Adamları halk oylamasında yılın teknik direktörü seçilen Hamza Hamzoğlu'na ödülünü Özdüce tesislerinde takdim etti. Evet. Fotoğraf çekimden sonra konuşma yaparız. Tamam. Buradayız. Evet, hocamız bugün bu ödülü 41 bin küsür insan oyun teveccühüyle aldı. Yaklaşık 4 milyon kişinin katıldığı Spor Türkiye Medya'nın düzenlediği 14. Geleneksel Türkiye Spor Adamları Ödülleri törenimizde yılın teknik adam ödülünü kazandı hocamız. Fakat Timsah Arena'nın açılışı olduğu gün maalesef sizle birlikte birkaç aynı güne denk geldi. Ama biz orada başta Japonya Milli Takım Teknik Direktörü Zaki Öröne, Alessio Secco, Freddy Bobic gibi önemli isimler yurt dışından gelmişti. Hı. Fakat bizim için önemli olan hocamızın bu ödülü geç olsa bugün burada takdim etmek oldu. Türk futboluna büyük değerler kattınız. Galatasaray Kulübü'ndeki başarılarınız ve bugün Bursaspor'un başına geçtiniz. Ve Bursaspor'da da aynı başarıları şu anda gösteriyorsunuz. İnşallah bundan sonra iyi olacak. Bu ödülün size ve Bursaspor camiasına hayırlar getirmesini, uğur getirmesini diliyorum. İnşallah. Sağ olun. Ben de sizlere direktör olarak da gururumuzsunuz ayrıca. Sağ olun. Yani bir sezonda 3 tane kupa alan nadir insanlardan birisi olduğunuz için de sizle onur ve gurur duyuyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Spor Türkiye Medya Grubu'na teşekkür ediyorum ve bu onurlu ödüle beni layık gören, tüm oy veren ve rakiplere de oy veren bütün insanlara teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar. İnşallah onların bu ilgisine, bu sevgisine layık olacak işler yaparız. Bu yolda ilerlemeyi düşünüyoruz zaten. İnşallah Allah da yolumuzu açık tutar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim size. Bu kadar uzun bir yol geldiniz. Bunu bize takdim etmek için sizler de çok sağ olun. Çok teşekkürler.